Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bana bazı çok sorulan sorular var. Ben bu soruları açıklık getirmek istiyorum. Şimdi sorulan sorulardan bir tanesi, TYT sorularıyla DGS soruları arasında bağlantı var mı? TYT sorularıyla ALES soruları arasında bağlantı var mı? Sevgili arkadaşlar, DGS ve ALES kendine özgün yöntemini hala koruyor. Yani DGS ve ALES'in TYT'den ciddi anlamda farkı var. Bu farkı kim oluşturuyor arkadaşlar? Cebir kısmı oluşturuyor. Hala DGS ve ALES için cebir TYT'den farklı. TYT'de cebir artık yok denilecek kadar. Yok gibi yani. Yani cebiri şekiller üzerinden ama buradaki cebir sayılar üzerinden gidiyor. Şimdi o yüzden ALES ve DGS'de cebir var. Ama bir şey söylemek istiyorum. TYT'de yok derken ciddi anlamda mı yok? Yani hayır. TYT'de cebir var ama cebir yorumsal cebir var. Yorumsal cebir var. Buna dikkat edelim. Buradaki demek istediğimi çok iyi anlayın. Ama buradaki sayısal bir cebir var. Burada karşılaştığımız sayısal cebir. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar hocam bu sene nasıl gelir? Arkadaşlar yani tabii soruları bilmiyoruz, görmedik. Fakat ÖSYM'nin ben ALES ve DGS hakkında bu sayısal cebir kısmını değiştireceğini düşünmüyorum. Ama arada TYT sınavından bazı yorumsal cebir sorularını buraya transfer mümkün. Yani ufak tefek transfer olabilir. Sonra problemler kısmında da aralarında fark var. Hala ALES ve DGS'nin problemleri TYT'den daha zor arkadaşlar bana kalırsa. TYT'deki problemler böyle birazcık daha kolay. Ama buradaki problemler bazen çok karışık oluyor. Fakat yine bana kalırsa buradan da yine transferler söz konusu. Yani transfer vardır muhakkak. O yüzden benim size acizane tavsiyem ALES ve DGS için yani bu sayısal cebir kısmını hala çalışın. Problemleri de zor seviyede çalışın. Fakat TYT ve MSÖ sorularını çözmekte fayda var. En azından orada bu transfer yapılacak sorular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Örnek veriyorum. TYT'de bir tane böyle harflerle denklem kurma sorusu var. Sürekli çıkıyor. Mesela bu ALES ve DGS'de görülmedi daha. Yani bu soru mu transfer edilmedi? Halbuki bence transfer edilse çok iyi olur ama transfer edilmedi. Yani bunun gibi TYT'ye özgü soru tipleri var. ALES ve DGS'de hala görülmemiş. Ama bu görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Bana kalırsa hani TYT'ye de muhakkak ki bakın ama ALES ve DGS'nin kendine özgü bir yolu var. Mesela ALES ve DGS'de bir geometri kısmı var arkadaşlar. Bu geometri kısmı var. Mesela TYT'nin geometrisi çok daha farklı oradan. TYT geometrisi çok daha farklı. Dolayısıyla yine bu ALES ve DGS'nin eskiye özgü geometriyi kurduğunu gösteriyor. TYT'nin ise değiştirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada da yine transfer söz konusu mu? Evet, burada da yine transfer söz konusu. Burada yine transfer söz konusu. Yani son bir toparlamak gerekirse ALES ve DGS hala kendine özgü formatlarını koruyor. Daha önceki senelerde nasıl sorulduysa muhtemelen kuvvetli ihtimal yine aynı şekilde sorulur. Bunlara çalışırken arkadaşlar ALES ve DGS'nin özgün soru kalıplarından şaşmayın. İnşallah böyle fırsat oldukça yeni yeni videolar ekleyeceğim. Sorularınız olsa yazın arkadaşlar. Zaman oldukça sorularınıza böyle kısa kısa videolarla cevap vereceğim.